Seren Kış'la da düğüne davetliyim. Erken gel, erken gel dediler. Ben de sabahın en erken saatinde Damla'yı verdim. Kahvaltıda yakaladım beyleri. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Size mutluluk verdiniz düğün sahibi olarak. Teşekkür ederim. İsminiz ne? Oğuz Arpaz. Oğuz abi düğün sahibi sen misin? Düğün sahibi benim, evet. Hem de köyümüzün muhtarıyım. Oh ne güzel, muhtarın evet. Düğününe davetliymişiz efendim. Muhtar abi, burada kimler var? Enişte var, hala oğlu var, arkadaş var, yapmadı iş dış, yani hep düğünde yakın çevrelerimiz burada. Sabah erken gelen kim olur genelde? Yakınlarımız, yani o işi organize eden, işte eksiklerimizi tamam eden eniştelerimiz, yani amcaoğullarımız. Onlar yardımcı olmak için erken geldiler. Müzisyenlerimiz zaten onlar çok erken geldiler. Burada adet her ev gezilir, böyle yani davet edilir komşular. Müzisyenler davet eder, her evi gezer. Her evde gönlünden ne koparsa bahşiş verilir. Zaman siz bir de müzisyene para veriyor musunuz üstüne? Evet, o ayrı. O zaman buralarda müzisyenler iyi para kazanıyorlar. Evet. Değil mi? Sen kimsin peki amcam? Abi mi diyeyim, amca mı diyeyim? Benim ismim Şevket Saçılık. Oğuz Bey'in yakınıyız. Düğün kahyasıyım. Kahya mı? Düğün kahyasıyım. Osmaniye'de görmüştüm. Para topluyorsun değil mi? Toplamıyoruz, biz daha atıyoruz. Kime yardımcı oluyorsun abi? Düğün sahibine mi? Düğün sahibine yardımcı oluruz. Gençlere yardımcı oluruz. Garsonlara yardımcı oluruz. Parayla mı geliyorsun, gönüllü mü? Gönüllü geliyoruz. Bizde yakınlarda para olmaz. Bahşiş almayız, biz dağıtıyoruz. Peki bu düğünde bu kahyanın sorumluluğu ne? Kahyanın sorumluluğu gelen misafirlere yer gösterir. Gelen insanlardan ağırlar. Açısını, çaycısını yönlendirir. Organize sağlar. Dostlar iş dışı olur. Düğün sahibine yardımcı olur. Tabii yardımcı olur. Senin amcaoğlun mu Oğuz abi? Biz yakınız, büyürüz biz. Yakın köylüyüm ben de. Niye burada amcaoğlum dururken başka köyden birisi kahya oluyor? Yakın arkadaş, en yakın akrabadan hani tabiri caizse şeydir derler. Yani o açıdan çok iş dışı yakınız. Yakın en oldum. Yakın arkadaş, en iyi akrabadan daha mıydı? Yok, iyi derken yani kârı gönülden katıldığı için. Amcaoğulları evet. Gülüyor bak. Amcaoğlu pek hoşuna gitmedi galiba. Estağfurullah. Onun yani. Görevi ayrı, bizim görevlerimiz ayrı. Tabii. Ben hem eniştesiyim hem de kardeş torunlarıyım hepimizle. Ya amca çocukları. Evet. Niye siz kahya değilsiniz? Bak sizi işte iyi arkadaş görmüyor Muhtar abi. Gördün değil mi? Alakası yok onunla. Evet. Dışarıdayız, biz Ankara'dayız. Benim anladığım kadarıyla damadında sadıçı var. Kayınpederinde kahyası evet, var. Evet. Bu sadıç gibi bir şey. Evet. En yakın kankadan oluyor evet, sadıç. Evet. Ay ne güzel ya. Peki biz bugün ne yapacağız Muhtar abi? Bugün halay çekeceğiz. İlvanlım aman. Değil mi halay evet, çekeceğiz evet, abi? Evet, başka evet. Ne yapacağız? Bayrak kaldıracağız. Hoca duvarlar. Ondan sonra bekar olan gençler bayrağın üstünde o bayrağı kaldırdılar. Bayrağı, onun tönesi vardı. Dediler ki bayrak kalkmıyor. Bekar olanlara düğün sahibi onlara bahşiş verir. Kahya mı verecek düğün sahibinden? Kahya da olur, düğün sahibi de olur. Fark etmez. Ha. Kahya düğün sahibini temsil ettiği için o da olur, o da olur. Fark tamam. Etmez. Müzisyenlerimiz kapı kapı gezer, yani komşularımızı davet eder düğünümüze, köyümüzün halkını, yani her eve giderler, gezerler, davet ederler. Düğünümüz başlar işte halaylar, ondan sonra da ziyafet, yemeksiz burada kalkmaz. Yani düğüne gelen... Türkiye'nin her yerinde böyle evet, hemen her yerinde böyle. Köylerde bu daha fazla. Biz örfümüzü, adetimizi unutmamak için biz her düğünümüzü köyde yapıyoruz. Mesela salonda yapmıyoruz. Köyde de misafir çağırmak da zordur ama. Herkesin aracı var. Yakın olduğu için adam Ankara'dan gidip geliyor. Mesela yatırı kalan az. Ziyafet var. Ziyafetten evet. Sonra peki Muhtar abi? Ziyafetten sonra erkek kınası olur. Muhtar abi ya sen ne kadar güleç yüzlü, nur yüzlü bir adamsın ya. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Sizler de öylesiniz. Teşekkür ederim. Sanki Muhtar abinin hiç kimseye hayır demeyecek gibi bir hali evet, var. Evet, aynen öyle. Gerçekten öyle mi? Öyleyim, evet. Hiçbir şeye hayır diyemez misin? Yani olan, olumlu olan bir şeye niye hayır diyeyim yani? Sen olumsuza da hayır demezsin sanki ya. Yok, bir olurunu bulursun sanki. Değil mi? En iyi kahya bilir sonra. Muhtarım bir daha Çorum Pancar Kuvveti Başkanı. Kendisi, Pancar'ın başkanı. Pancar gibi adam zaten maşallah. Pancar gibi adam maşallah. Hani sanki böyle olumsuz olan her şey olumlu yok, yapar. Burada yok diye bir şey yok. Her şey vardır. Her şey var. Yılda buraya ihtiyacı olanlar gelir. Çuval çuval un dağıdır. Ay ne güzel. Bulgur yarma dağıdır. Traktör eniş olanlara götürür yaptırır. Mezar gazı mevcut yetmeyen bazı dostlarımız kardeşlerimize yardımcı olur. Ay. Muhtar kepçeleri her köye salır. Gitsin işiniz varsa görün yakıtını.
Gelirse kor, gelirse köylü kor. Aynen. Öyle bir insan yani. Aynen. Ben onu anladım zaten Kahya abi. Hiç anlatmaya gerek yok. Bak adamın yüzünden belli vallahi. Nur akıyor. Teşekkür ediyorum. Ya Muhtar abi biz karnımızı şimdi doyuracağız arılarla birlikte. Evet. Bu kadar arıyla aynı masada kahvaltı ediyor olabilmem, sohbet ediyor olabilmem evet. Benim bu işte çığır açmış olduğumu evet. gösteriyor efendim. Evet. Olsun onlara şu an benim ne işi yok. Onlar Bal zaten arı yapıyor Bahar Hanım. Arı temiz insanoğlu için insanoğlunun hizmetinde. Arı kutsal bir hayvandır. Hayvan doğru. Heh, Kahya abi madem her şeyin bilir kişisi sensin. Kahvaltıda ne var? Çökelik var. Tamam. Peynir çökelek karışımı var. Yoğurt var. Kızartma var. Kızartması var. Patlıcan var. Tereyağımız var. Köy yumurtamız var. Hep ürettiğimiz bütün Muhtar zaten ne ürettiyse, ne yaptıysa misafirlerine onu ikram ediyor. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.